ayet neyi diyorsa desin, mealci ancak anladığını yazabilir. Yani daha fazlasını yazamaz. O sebeple meallerin hepsi anladıklarımızdan süzülen ifadelerdir. Bu sözlerim şu kimselere dokunmalı. Sadece meal okuyan, Arapçasını öğrenmemiş kimse bundan şey etmeli, irkilmeli yani. Eyvah, ben yani süzgeçten geleni içiyorum. Yani biri içse suyu, ondan sonra onun içtiğinden arta kalanı içer misiniz? Veya birinin kabından süzülüp gelen suyu içer misiniz? Birinin abdest suyuyla yıkanır mısınız mesela? Bu meal de birinin kendi hafızasından süzülüp geçen, onun anladıklarıyla sınırlı. Onun anladıkları neye bağlı? Dağarcığındaki bilgiye bağlı. Çünkü ne kadar kişinin dağarcığında çok bilgi olursa, bu onun muhakemesine geniş bir aralık sunacak ve ona gelen manayı da bilgiyi de kavramasına yol açacaktır. Hiçbir şey bilmeyen adam, hiçbir bilgisi olmayan adama ayet son derece sığ bir yankıda bulunur. O yüzden Cenab-ı Hak hep bakmamızı, incelememizi, görmemizi, veri toplamamızı emrediyor. Yani sadece burayı okuyun size yeter, sağa sola hiç bakınmayın diyen bir ayet gördünüz mü? Tersine bakın, göğe bakın. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْاَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا وَأَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا. Yani gezsinler dolaşsınlar da kalpleri akletsin. Gezecek dolaşacak neyi artar kişinin gezip dolaştıkça? Dağarcığındaki bilgiler artar. O bilgiler artınca ne olur? Kalbi akletmeye daha sağlıklı başlar. Gözleri daha sağlıklı basirete, kulakları daha sağlıklı anlamaya, duymaya kavuşur. Dolayısıyla da mealcinin elbette dağarcığı her insanın olduğu gibi sınırlıdır. O da anladığını en fazla yansıtabilir. Eğer mealle yetinen kişi türev bilgiyle yetiniyor demektir. O sebeple وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرْ. Allah Azze ve Celle bunu kolaylaştırdığını söylüyor. İlla ki bunu öğrenin yani. Bunun ben bazıları çok şey bir şey söylüyorum zannediyorlar, iddialı. Gerçekten iddialı bir şey söylemiyorum. Basit bir şey söylüyorum. Bunun basitliğini şu kadar anlayın, adamın maaşına %20 zam geleceği söylendiğinde hemen ne ki ya hallederiz diyor bir sene yani. Ya sen dil halledebilecektin de yani hani halledemiyordun? Yani olmaz, asla olamaz diyordun. Şimdi şu kadarcık maaş farkıyla veya iş bulma hevesiyle birdenbire atıldın, kitaplar, kurslar falan. Demek ki bu yapamayacağı bir şey değil. Sadece buna değer bulmuyor. Ya okuyoruz işte mealinden diyor. Hele bazıları da var ki böyle daha bir iddialı, yani Arapça bilmiyor, bana yazıyor, benimle ayeti tartışıyor. Dayanamayıp söylediklerinden, ya sen Arapça biliyor musun gerçekten diyorum. Hayır, hiç bilmiyorum diyor. E peki yani ne yapıyorsun şu anda sen? Hiç gerek yok ki diyor, ben ayetteki anlamı biliyorum zaten diyor. Nereden biliyorsun? Yani o oradan buradan gittikleriyle ayete hakim olduğunu düşünüyor. Bu o kadar trajik, o kadar komik, o kadar tırnak içinde absürt ki, yani birisi İngilizce bilmeden kalkıp işte İngilizce bir metini, İngilizce bir şiiri tartışmaya kalksa, Shakespeare'i müzakere etmeye kalksa, nasıl trajik, komik bir noktaya düşerse, bizim beyefendi ondan fersah fersah. Çünkü o beşerin yazdığı sonuçta yani. Çevirisi de yine bir beşerin ki ona yakın düşebilir. Belki bazen çevirde daha bir zenginleşebilir, değil mi? Ama Allah Azze ve Celle'nin bu son derece yoğun, bu son derece derin, bu son derece mücmel ve veciz ifadelerini mealcine yapabilir. Yani deryadan bir damla kap su çıkarmak gibidir. Mealcinin elinden içeceğin su. O yüzden deryaya davet ediyorum, içmeye, kanmaya. Bakınız bu Boris Bukay çağrıldığı sarayda, İşte Kur'an hediye etmişler kendisine. Kendisi bir cerrah, doktor. Bir hastanın tedavisi için gitmiş. Orada Kur'an'ı şöyle bir, yabancı dilde kendisine hediye edilen Kur'an'ı şöyle bir okumuş. Bakmış ki çok tutarlı. Cerrah olduğu için de, tabip olduğu için de böyle tıbbi hususlara eğilmiş biraz. Bazı yerler dikkatini çekmiş. Yani böyle olmamalı dediği durumlar olmuş. Mesela halakal insane min alak.
Allah insanı alaktan, orada ne yazıyormuş? Muhtemelen kan pıhtısı falan bir şey yazıyordu. Böyle dememeli demiş Cenab-ı Hak. Yani ne demek kan pıhtısından ya? Bu Kur'an'ın genel dilindeki orijinalite burada, yani mealci orada çökmüş tabiri caizse. O diğer meallere falan bakınca bakmış ki değişiyor ifade. Başkası başka bir şey söylüyor, başkası başka. O zaman bunun orijinalinde başka bir kelime var. Bana bunlar yorumlayarak aktarıyorlar. Hükmüne varınca bir noktadan sonra iflah olmamış, bir tek bu konu değil, başka konular da var. İflah olmayınca çaresiz Arapça öğrenmeye karar vermiş. Yaşlı bir vaktinde. Hem de bir Fransız. Yani dilinde onun kaç tane Arapça kelime vardır? Arapçayı öğreniyor. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından tahlil ediyor. Ve sonra da onları Kur'an-ı Kerim'i Tevrat'la, İncil'le mukayese edip Kur'an, Tevrat ve İncil'ler diye kitap yazıyor. Evet, okudunuz değil mi? Harikulade bir kitap. Yani özellikle Tevrat ve İncil'i bilen birinin dilinden, hani biz Kur'an'ı bildiğimiz halde gidip onu okuyup mukayese etme fırsatını bulamadık. Bari onlardan birinin Kur'an'ı okumuş haliyle aradaki mukayesesini dinlemek son derece dikkat çekici ve hoş. Boris Bukay. Sonra da Fransız toplumu yoğun bir baskı uygulayınca üzerine, sanıyorum baskılar altında hastalanıp vefat etmiş, öyle derler, bilmiyorum artık.